Yaşamınızın her alanını güzelleştiren Kazancı, şimdi Türkü Zamanı programını sunar. Thank you.
açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Hep havası.
Yarık Türkmen benim özüm. Kara kaşım, kara gözüm. Yarık Türkmen benim özüm. Canım kurban vatanıma, al bayrağım iki gözüm. Canım kurban vatanıma, al bayrağım iki gözüm. Benim adım Ümmü Erbil, tomurcuktan açan bir gül. Benim adım Ümmü Erbil, tomurcuktan açan bir gül. Avaz avaz türkü söyler, gönüllerde öten bülbül. Avaz avaz türkü söyler, gönüllerde öten bülbül. Bana derler yürü kızı, telli mızrağı belli sözü. Bana derler yürü kızı, telli mızrağı belli sözü. Bülbül misali dinlenir, türkü söyler hep havası. Bülbül misali dinlenir, türkü söyler hep havası. Bir anadan bir babadan, böyle yaratmış yaradan. Bir anadan bir babadan, böyle yaratmış yaradan. Yürüyorum adım adım, hakimundan ayrılmadan. Yürüyorum adım adım, hakimundan ayrılmadan. Çok teşekkür ediyorum. Yine her zaman olduğu gibi bu akşam da muhteşem bir güzellikle karşı karşıyayım. Ama inanın hani bu akşam programı yapsak mı ya da yapmasak mı diye çok düşündük. Ama yapmalıydık. Rahatsızım biraz, sizlerden çok özür diliyorum. Bu akşam o kadar rahatsızım ki ayakta duracak hiç dermanım ve halim yok. Ben dedim ki bu akşam program yapmalıyız. Çünkü sizlerin enerjisine ve sevgisine çok ihtiyacım var şu anda. Eğer bizler bugün burada program yapmazsak sizlerden ayrı kalırız. Ve sizlerin sevgisini hissedemeyiz. Hepinizden çok dua istiyorum lütfen. Bana bol bol dua edin. Çünkü şu anda tek ihtiyacım olan şey dua. Konuşmakta bile çok güçlük çekiyorum. Hepinizden çok özür diliyorum. Bu akşam çok değerli bir konuğum var sevgili dostlar. Ama öncelikle hepinize sağlık dolu, huzur dolu, türkü dolu bir akşam diliyorum. Her ufacık bir rahatsızlığımda anlıyorum ki sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu. Zaten biliyoruz ama rahatsızlandığımız zaman daha da bir anlıyoruz. Rabbim hepimize öncelikle sağlık, sıhhat versin. Daha sonrası Allah'ın izniyle gelir, geçer. Evet, bu akşam İzmir'den çok değerli bir derneğim var sevgili dostlar. İzmir Ahmetli Köyü Yörük Kültürünü Geliştirme Yaşatma Derneği. Bizlerle birlikte bir alkış gelsin onlara lütfen. Programımızı halk oyunlarıyla, halk oyunları ekibiyle açalım istedik ve açtık. Ben öncelikle Sayın Dernek Başkanımız Ali Şurgun Beyefendi'ye bir güçlü alkış istiyorum lütfen. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. İzmir'den kalktınız, Kepez'de şimdi Türkü Zamanı programı için. Ümmü kızınız için geldiniz ya, Allah sizlerden razı olsun. Daha ne diyeyim? Ne diyeyim? Evet, öncelikle Sayın Kepez Belediye Başkanım Hakan Tütüncü Beyefendi'ye çok çok sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Yine her zaman söylüyorum, önce Rabbim daha sonra da Sayın Kepez Belediyesi, Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü Beyefendi ve onun bütün ekip arkadaşları sayesinde ve sizlerin isteği doğrultusunda bizler burada sizlerle birlikte her hafta çok şükür olsun buluşuyoruz ve her hafta bizim salonumuz doluyor taşıyor. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine bu akşam Kültür Müdürümüz Erdal Çelik Beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz. Bir güçlü alkış gelsin. Ben onun eşini çok seviyorum. Canım benim. Medine Çelik'im de bu akşam beni izlemeye gelmiş. Ümmü kızını izlemeye gelmiş. Bir güçlü alkış da ona gelsin lütfen. Daha çok değerli konuklarım var, sürprizlerimiz var, neler neler var. Hepsinden tek tek yavaş yavaş bahsedeceğiz ama öncelikle ben değerli konuğumu almak istiyorum sevgili dostlar. Ankara müziği denilince aklıma ilk gelen kişi Hasan Yılmaz'dır.
Bir salla dedi. Bütün Türkiye'yi salla eseriyle salladı. Öyle mi? Daha birçok var ama hepsinden birazdan bahsedeceğiz sevgili dostlar. Çok güçlü bir yorum, çok güçlü bir ses. Güzel yürekli bir insan Hasan Yılmaz sizlerle. Hazır mısınız? Ağlayan gülmedi mi? Gözyaşım silmedi mi? Ağlayan gülmedi mi? Gözyaşım silmedi mi? Rakı içenler öldü de su içen ölmedi mi? Rakı içenler öldü de su içen ölmedi mi? Nalına da vur, mıhına da vur, vur dünyanın çarkına vur. Nalına da vur, mıhına da vur, vur dünyanın çarkına vur. Alkış et! Saldırı! Arş! Rende vururam rende, ay buluda girende. Rende vururam rende, ay buluda girende. Beklerim de sinemadan gelen de sevgilimi beklerim de sinemadan gelen de nalına da vur mıhına da vur vur dünyanın çarkına vur nalına da vur mıhına da vur vur dünyanın çarkına vur. Bu taraf hazır mı? Eller yukarıda bütün formu çıkardı görüyor. Hep ağladım gülmedim, gözyaşımı silmedim. Hep ağladım gülmedim, gözyaşımı silmedim. Yüreğimden vurulmuşam, garipmişim bilmedin. Ciğerimden vurulmuşam, garipmişim bilmedin. Nalına da vur, mıhına da vur, vur dünyanın çarkına vur. Nalına da vur, mıhına da vur, vur dünyanın çarkına vur. Nalına da vur, mıhına da vur. Birazdan bir dahalar gelecek. Daha ne bir dahalar, daha ne bir dahalar. Evet. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başta o güzel hanımefendiler. Hanımefendilerin hepsinden bir alkış istiyorum. Şimdi beylerden bir alkış istiyorum. Adamsınız. Bir de Koza TV ailesine bir alkış istiyorum. Hele bir de mi kardeşime bir alkış istiyorum. Can kurban onlara. Onlar benim canlarım, bir tanelerim. Sevgili Hasan Bey hoş geldiniz.
şerefler çok getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum kardeşim, programın hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim, sağ geç olun. Geç oldu ama güzel olun. Oldu değil mi? Olsun olsun. Geç olsun da gücü olmasın denir ya. Evet. Aynen. Ne oldu, hasta mısın? Biraz hasta gibisin. Yani hastayım ama bugün inşallah iyi olacağım. Dostlarımdan gelen o enerji ve dostlarımdan gelen o duayla inşallah yarına hiçbir şeyim kalmayacak. O zaman şu an hastanelerde şifa bekleyen tüm hastalarımıza Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Amin. Amin. Acil şifalar diliyorum. Amin. Bütün Mehmetçiklere selam ediyorum. Amin. Sevgiler, selamlar olsun hepimizden inşallah. Bütün polisimize sevgi selamlarımızı iletiyoruz. Bize bu geceyi yaşatan Kepez Belediye Başkanıma ben güçlü alkış istiyorum, güçlü alkış. Belediye Başkanım ve ekibine bir de öyle bir alkış istiyorum. Hele bir de başkanımı bir alkışlayın. Daha ne olsun abi, daha ne olsun. Hadi bir de beni alkışlayın, bir de beni alkışlayın. Evet, çok teşekkür ederim. Bu akşam çok güzel bir Ankara rüzgarı esecek burada sevgili dostlar. Bu kardeşim ne türküler, candır, can. Ne can. Türküler, ne eserler Hasan Yılmaz'dan gelecek. İnşallah ben de bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım sizler için sevgili dostlar. Ama ne isteyelim biliyor musunuz? Ne istiyorsun? Emret, emret bu gece. Bu akşam Hasan Yılmaz Bey'e, bana isteklerinizi ve dileklerinizi Erbil Ummu Instagram hesabımızdan resmimizin altına lütfen yazıp göndermenizi istiyorum. Mesaj olarak değil. Benim böyle bir şeyim yok. Altına. Hiç olmadı zaten. O mesaj... Efendim, o zaman beni nereden arayayım biliyor musun? Bana nerede mesaj gönderin? Telefon numarasına mesaj gönderin. Telefon numara. WhatsApp hattımız var. WhatsApp'ımız yok. Instagram hesabımız var. Instagram hesabımıza yazsınlar. Evet. Ben burada okuyacağım hepsini sevgili Hasan Bey. O zaman biz de Hasan Yılmaz yazdığınız zaman bir tane Hasan Yılmaz var. Evet. Şimdi o zaman bir kanalda sevgili Adnan Yılmaz program yapıyor Sayın Müdürüm. Efendim, bu arada Kültür Müdürümüzle bir alkışlayalım. Sayın Müdürüm, şeref verdiniz. Protokolde oturan bütün dostları bir alkışlayalım. Yörükleri bir alkışlarım, yörükleri. İzmir'i bir alkışlayalım. Ahmetli Köyü. Evet. Vay be. Ahmetli Köyü'ne de bir alkış gelsin. Tüm Türkiye'ye gitsin bu alkışlar artık. Edirne'den Kars'a, uzaydan Mars'a bizi kim nerede izliyorsa sevgi selamlarımızı iletiyoruz. Aynen. Bu kadar konuş. Müdürüm, bu kadar konuşmak yeter. Biraz daha konuşursam Kastamonu'dan bir yerden belediye başkanlığına adayımı koyarım. Deniz getireceğim. Havalanı yapacağım. Size baraj yapacağım. Bu nasıl bir şey? Herkes siyasetçi siyasetini yapsın, sanatçı sanatçılığını yapsın. O zaman gönder abi. Yaygara var, yaygara. Yaygara. Hadi gelsin, hadi gelsin. Böyle gitmek var mıydı diyor gelsin kalbimde. Yaygara. Şunları biraz seslerini biraz. Hazır mı kardeşim? Yaygara. Ne abi? Denizde kum, bizde dalga. Takma güzelim ve kanka istiyorlar. Şu Hepsini birazdan yapacağız. Şu arkadaki o güzel ayakta bizleri izleyen, ne olur özür diliyorum. Size belediye başkanım hemen söyleyeceğim. Zaten kültür müdürümüz burada. Evet. Biraz daha büyük. Biraz daha büyük şey istiyoruz. Salon. Vay be. İnşallah sevgili müdürüm. Buyurun. Önümüzdeki senelere. Az sesi. Yar dedi, gir koynuma sar dedi. Canım dedim, yar dedi, gir koynuma sar dedi. Ne yaptım bilemedim, niye ettin yaygara? Ne yaptım bilemedim, niye
ettin gel yara. Böyle gitmek var mıydı, kalbimde açtın yara. Allah belanı versin, dar mı geldi Ankara. Böyle gitmek var mıydı, kalbimde açtın yara. Allah belanı versin, zor mu geldim ben sana. Hayallerim öldürdü, umutlarım söndürdü. Hayallerim öldürdü, umutlarım söndürdü. El aleme güldürdün, niye ettin yaygara? Dost düşmanı güldürdün, niye ettin yaygara? Böyle gitmek var mıydı, kalbimde açtın yara. Allah belanı versin, dar mı geldi Ankara. Böyle gitmek var mıydı, kalbimde açtın yara. Allah belanı versin, zor mu geldim ben sana. Peşinde gezdirdim, karizmamı çizdirdim. Çok peşinde gezdirdim, karizmamı çizdirdim. Bu canımdan bezdirdim, niye ettin yaygara? Bu canımdan bezdirdim, niye ettin yaygara? Öyle gitmek var mıydı, kalbimde açtın yara. Allah belanı versin, dar mı geldi Ankara. Böyle gitmek var mıydı, kalbimde açtın yara. Allah belanı versin, zor mu geldim ben sana. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sevgili Hasan Bey. Sağ çok olun var. Birazdan kaldığımız yerden ben yerime geçeyim. Ben mikrofonunuzu lütfen rica edeceğim. Öncelikle sevgili başkanım, şöyle size uzatayım. Hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz programımıza. Bir kez daha bütün dostlarımın huzurunda çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Renklendirdiniz bu akşam sahnemizi. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Bize burada kendimizi tanıtma fırsatı verdiniz. Ahmetli köyünü tanıtma fırsatı verdiniz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Ümmü Erbil'e çok teşekkür ediyoruz. Ne demek her zaman? İzmir Torbalı, Ahmetli köyünden geliyoruz. Evet. 30 kişilik bir ekiple geldik. Harikasınız. Ahmetli köyü yörük kültürünü geliştirme yaşatma derneği adına geldik buraya. Ahmetli köyü yörük kültürü geliştirme derneği adına geldik buraya. 30 kişilik ekiple geldik. Bizi davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Baş tacısınız her zaman sevgili başkanım. Sağ olun. Birazdan sohbetimize devam edeceğiz. Evet, siz de hoş geldiniz diyorum. Şerefler getirdiniz ekibimizle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz. Yörük kızı Ümür Erbil'e bizi burada ağırladığı için. Ne demek? Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her zaman. Hayırlı ve güzel program olmasını diliyorum. İnşallah. Evet. Allah'ın izniyle. Muammer Şınığı ben, ikinci başkan. Evet, hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sohbetimize birazdan devam edeceğiz. Kaldığımız yerden. Efendim ben Hasan Yılmaz. 1967 Kastamonu. Biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Tabii, 1967 Kastamonu Taşköprü doğumluyum. İlk orta derecemi Kastamonu'da bitirdim. Ondan sonra kader bizi sürükledi. Efendim sizlerin huzuruna çıkarttı. Ne mutlu. Sizlere ben teşekkür ediyorum. Ne mutlu.
Çok güzel bir yere getirmiş kader sizi. Şükretmeniz lazım her zaman. Allah hamdü senalar olsun. İşte bu güzel insanların, bu güzel insanların sizlerin dualarıyla biz ayaktayız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Onlardan. Buradan evet. Belediye Başkanım Hakan Bey'e sevgi selamlarımı iletiyorum. Evet. Kepez Antalya'nın en şirin ilçelerinden birisidir. Çok çok büyük yatırımlar olan bir ilçedir. Ben hepsini biliyorum. Sayın Hakan Bey'e, belediye başkanıma buradan hürmet ediyorum. Ve Erdal Bey'e, kültür müdürümüze, sayın müdürüm, bir kez daha size teşekkür ediyorum. Bütün ekibinizde. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hürmet ediyorum. Ben ve bana gelen bütün konuklarım gerçekten çok şanslılar. Biz çok şanslıyız. Çünkü Kepez Belediyesi ile birlikte burada dostlarımızla buluşuyoruz. Sanata ve sanatçıya değer veren çok güzel bir belediye. Bir hediyeniz var. Hemen alalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle. Yörük yağlı. Evet. Şöyle gösterelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Vay be. Ben de büyük bir şerefle bunu omzuma takayım. O zaman sevgili kardeşim, o zaman ben de şöyle bir şey diyeceğim sayın başkanıma. Bu sene, bu yıl 2018'de yapılacak 29 Nisan'da yapılacak şölende ben de sizlerin arasında olmayı istiyorum, kabul buyurursanız. Çok teşekkür ederiz. Ben buradan sayın müdürüm, sizden alacağımız ücretin %10'unu ben oradaki ihtiyacı kim varsa ona takdim etmek istiyorum. İnşallah. 20 kaç Nisan'dı? 29 Nisan 2018 Pazar günü gündüz 5. Yörük Şenliği'nde ben Hasan Yılmaz oldum. Okeylediniz mi sanatçıları? Sanatçılar kim var? Yapılacak. Çok teşekkür. İkimiz sevgili kardeşimle. Her şey nasip ve kısmet inşallah. Şimdi yakıştı mı mi? Çok yakıştı. Aa, ne demek? Yakıştı mı kelime mi? Çok yakıştı. Ama şimdi müsaadenizle ben bir şey açıklamak istiyorum sevgili dostlar. Müsaadenizi isteyeceğim. Ernes köyüne gittim. Ernes köyünde biraz mikrofonumun sesini açabilir miyiz? Çok güçlük çekiyorum çünkü konuşurken, rica ediyorum lütfen. Bir kez daha özür diliyorum sizlerden. Ernes köyüne gittik. Çok güzel bir festival yaptık. Çok güzel bir şenlik olmuştu sevgili dostlar. Ve ben orada Ayşegül Melek diye melek gibi bir kız çocuğuna rastladım. Rabbimizin bize vermiş olduğu en güzel hediye. O bir tane, o can, onun gibi diğer kardeşlerimiz de aynı şekilde Rabbimizin bize verdiği en ama en güzel hediyeler. Dedim ki, biz bu kız için ne yapabiliriz? Ve annesi babası da dedi ki, Ümmü Hanım dedi, bizim dedi arabaya ihtiyacımız var dedi. Eğer dedi bize yardımcı olursanız dedi, biz dedi bize dünyaları vermiş kadar olacaksınız dedi. Ben de onlara bir söz verdim. Dedim ki, söz veriyorum size. Ayşegül Meleğime bir sandalye alacağım. Sözüm söz dedim. Biraz yüksek maliyette bir sandalyeydi. Ve biz Allah'ın izniyle sevgili dostlar, o sandalyeyi sevgili Hüseyin Aydın beyefendinin destekleriyle Ayşegül Meleğimize aldık. Ve dedik ki, bundan sonra dedik, sevgili müdürümüzden de izin aldık. Ayda bir dedik, ihtiyacı olan kardeşlerimize Ümmer Bilin destekleriyle ve onun etrafındaki kişilerin destekleriyle dedik, bir sandalye armağan hediye edeceğiz dedik. Bizler bu dünyaya geldik ve bu dünyaya geldiysek en güzel şekilde neler yapabiliriz? Sevdiklerimiz için, yardıma ihtiyacı muhtaç olan insanlar için neler yapabiliriz diye hep düşünmek zorundayız. Ve ben küçüklüğümden beri hep öyle büyüdüm, hep öyle yetiştirildim. Ve bu akşam
Eğer sizlerin müsaadesi olur ise Ayşegül meleğime o sandalyeyi takdim etmek istiyorum. Allah'ım inşallah kabul eylesin sevgili Hüseyin Bey'in. Gerçekten çok emekleri var. Lütfen güçlü alkışlarla sizi sahneme almak istiyorum. Çünkü sabırsızım. Bu konuda sabırsızım. Onları mutlu görmek istiyorum. Münevverim sen de gel lütfen, lütfen. Ben senin neyinim? Neyinim ben senin? Arkadaşım. Neyin? Arkadaşım. Bir alkış gelsin. Sen de beni öp hadi. Öp sen de beni. Ay kurban olurum. Evet biliyorum şu an çok mutlusun. Senin mutluluğunu hissedebiliyorum. Onun heyecanı ve mutluluğunu hissedebiliyorum. O zaman Ayşegül'ümü lütfen sandalyesine oturtalım. Şöyle kurban olurum sana ben. Rabbimin bizlere vermiş olduğu en güzel hediyesin sen bir tanem. Hadi bakalım. Ben seni yaradana kurban olurum. Aşkım. Meleğim benim. Bir şey mi diyeceksin? Canım benim, evet. Bir tanem. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah. Evet, mikrofon alabilir miyim lütfen? Hüseyin Bey, bütün milyonların önünde size çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun. Çok mutluyum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim size, Ümmü Hanım'a, Fatih Bey'e ve Hüseyin abime çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Diyecek bir şey diyemiyorum. Çok mutluyum. Çünkü biz, o bizim emanetimiz. Evet. Onun için en iyi şekilde eğitimini, bakımını yapmak istiyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ne demek, ne demek, ne demek, ne demek. Hemen babaya da şöyle verelim. Ümmü Hanım'a, Fatih Bey'e, Hüseyin Bey'e çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rica ederiz, rica ederiz. Ama teşekkürler en büyüğü Dünya AVM Hüseyin Aydın Bey'e ve eşi Münevver Aydın Hanımefendi'ye gelsin. Lütfen duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Burası. Burası. Ne diyorum? Burası sözün bittiği yer olsa gerek. Böyle bir yardımı yapmak güzel bir duygu. Ümmü Hanım'ın bir sözüyle biz böyle bir yola kalkıştık. Ve bu sandalyenin alımında İstanbul'dan, Konya'dan, Antalya'dan arkadaşlara destek verdiler. Aynı zamanda bir telefonla birçok kişi destek verdi. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bizim de size çam sakızı, çoban armağanı deriz ya öyle bir hediyemiz var. Sevgili Rukiye'cim şunu lütfen alır mısın canım? Şöyle getirelim. Evet. Bu da bizim sizlere küçük bir armağanımız, küçük bir hediyemiz. Çok teşekkür ederiz. Eminiz evinizin en özel ve en güzel köşesine koyacaksınız. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet. Eğer sizleri mutlu edebildik ise ne mutlu bizlere. Ayşegül meleğim, Rabbim sana sağlık versin. Hep sen mutlu ol. Hep bana diyor ki, arkadaşım diyor. Canım benim, bir tanem benim. Benden de çok istediği bir türkü, Güssün türküsü var. Ama ben bu akşam beni affetmeni istiyorum. Çünkü okuyamayacağım. Efendim? Ben bu akşam okuyamayacağım ama haftaya söz veriyorum sana, tamam mı meleğim? Hadi bakalım alkışlarla onu uğurlayalım. Evet, bundan güzel bir duygu yok sevgili dostlar. Allah'ım nicelerini inşallah
bizlere böyle destek olabileceğimiz, yardım olabileceğimiz kişileri göstersin. Bizler de elimizden geleni yapalım. O zaman şimdi havayı da yatalım. Karinom gelsin lütfen. Hareketlenelim. Bir şey söyleyeceğim. Evet, evet. O zaman hani 29 Nisan'da konserimizin %10'unu, Hasan Yılmaz'ın konserinin %10'unu bağış yapacaktık ya. Evet. O zaman %10'unu Engelliler Derneği'ne buradan bağış yapıyorum. Tamam. Kabul buyururlarsa. Olur. Ne demek? Ne demek? Çok teşekkür ederiz. O zaman hadi bir karinom diyelim hep birlikte. Burdur Aziziye'ye gidelim. Avrasuna sevgiler olsun. Kestene sevgiler olsun. Eller havada. Alabilir miyim ben dostları? Bu yıl
oynarız başlar. Teşekkür ederim. Alkış tutan elleriniz hiçbir zaman dert görmesin inşallah. Ben ülkemin dört bir köşesine sevgi selamlarımı iletiyorum. Karadeniz'de kemençe, Kastamonu'da davul zurna, Ege'de sipsi. Cura. Doğru mu? Evet, sipsi, cura. Bu güzelliğe bakar mısınız? Dünyada benim ülkem gibi bir ülke var mı? Allah'ım devletimize zeval vermesin, devletimize. Allah'ım hiçbir zaman ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin. Bizim üstümüzde oynanan oyunları kendilerine çevirsin Rabbim. Onun için sevgili kardeşim, ne güzel bir zeybek diyorsunuz değil mi? Şimdi bunlar bizim yöre oyunlarımız. Burdur Ege'nin, Akdeniz'in yöre oyunları olarak geçiyor. 9-8-9-16 teke zortlatmaları diyoruz kendi dilimizce. Yani birçok oyun zor ama bizim çok zor. Bölgenin oyunları da bir o kadar zor yani. Oldukça zor. Çok şükür ben oynayabiliyorum. Çok şanslıyım. Çok mutluyum ki oynayabiliyorum. Bende öyle bir şans yok. Sayın Müdürüm, bir horon çekemem. İki, Ege yöresini kesinlikle oynayamam. Ama oyunun hakkında kardeşim verdi. Çok sevgili kardeşime bir alkış istiyorum. Sağ olun, var olun. Evet, sağ olun. Bir kez daha söyleyelim sevgili dostlar. Bu akşam İzmir Ahmetli Köyü Yörük Kültürünü Geliştirme Yaşatma Derneği bizlerle birlikte. Sevgili Başkanımız Ali Şurgun Bey, yine Onursal Başkanımız Muammer Şını, ikinci başkanımız, özür dilerim öyle yazmışlar, çok özür dilerim, ikinci başkanımız. Yine Hasan Göztepe, Onursal Başkanımız, Özgür Şurgun Yönetim Kurulu Üyesi, Hüseyin Göztepe Onursal Başkanımız, yine Kara Bıçak Hasan Dernek Üyesi. Niye öyle diyorlar size? İsminiz mi? Lakabınız. Ney baba? Lakabınız. Bir dakika. Kara Bıçak Hasan. Nereden geliyor? Evet, labım, ismim Hasan. Hasan ama labıma Kara Bıçak Hasan dedi. Nereden geliyor peki? Vay be. Bak. Emmisinden bir bilezik. Bu baba, parmağını kesmesinler seni. Kesinler yok. Ağalık var mı sende? Öyle ağalık yok. Herkes kendi kültüründe ağa.
Vay be. Evet. Adamsın. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyoruz sevgili dostlar. Yine birazdan da oyunlarımız devam edecek. Oynamaya devam edecek. Kime? Bayan Zeybek ekibine. Tabii tabii, onlar harikalar, bir taneler. Canlarım benim, güzel kızlarımız. Gelecekte gerçekten oyunlarımızı unutturmayacak kişilikler onlar. Eminim bundan. Şimdi şöyle müsaadenizle birkaç tane mesaj okumak istiyorum sevgili dostlar. Nereye atıyordunuz? Erbil'in Instagram hesabımıza lütfen mesajlarınızı gönderin bana ve Hasan Beyefendi'ye. O güzel dileklerinizi ve o güzel mesajlarınızı yazın, iletin. İletin lütfen. Aa, ne kadar çok mesajımız var. İnanmıyorum. Muhteşem. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle bir tane okuyalım. Maşallah, nazar değmesin inşallah sana Ümmü abla. Çok ama çok güzel çıkmışsın Ümmü abla. Mersinli Çiğdem. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Ben İstanbul'dan Ayfer, iki hayranı olduğum insan bir arada. İyi programların olsun inşallah. Senden kırmızı üzüm çubuğu. Kırmızı çubuk yani. Kırmızı çubuk eserini istiyorlar. Tabii ki yerine getirelim lütfen, reji unutmayalım. Hasan Bey'den Aramadınız Sormadınız adlı parçayı çalar mısınız? Ben de istiyorum. Söyler misiniz? Çok beğeniyorum o eseri. O zaman bu güzel türkümüz. Bayılıyorum o eseri. O kadar seviyorum ki. Aramadınız Sormadınız. Şarkıya bak, aramadınız sormadınız ulan diye şimdi ne oldu? Duygu var içerisinde. Yapamadınız, olamadınız, nesliniz doldu diye gittiğiniz rotada dümen kayboldu o diyor. O zaman alkışlar, bu güzel size türkümüz gelsin. Sevgili Fatih kardeşime gelsin. Fatih'im nerede benim Fatih'im? Fatih'ime gelsin. Organizatörlerin en güzeli, çok ekmeğini yedi bir tane kardeşim. Osman, evet. Ünlü'ye gelsin. Osman'ım nerede? Osman Tan Ünlü Bey de bugün Osman bizimle Tan birlikte. Ünlü. Hoş buyurun geldiniz. Kardeşi Ramazan Bey de bizimle birlikte. Ramazan Bey, siz de hoş geldiniz diyoruz. Ramazan, Ramazan! Haydi bakalım gelsin, aramadınız sormadınız. Buyurun, aramadınız sormadınız. Dümen, dümen. Buyurun. Şimdi hazır mısınız? Bütün telefon ışıklarını bekliyorum, bütün telefonu. Herkes ışıklarını. Bu gece ölümsüz. Güzel. Üç günlük dünyada yaşıyoruz öyle. Bir derdin varsa otur kendine söyle. Düzen kurulmuş artık, kurallar böyle. Çabalasam da artık hepsi nafile. Aramadınız, sormadınız, şimdi ne oldu? Bulamadınız, yaramadınız, nesliniz doldu. Yapamadınız, olamadınız, bu film sondu. Gittiğiniz rotada dümen kayboldu. Aramadınız, sormadınız, şimdi ne oldu? Bulamadınız, karaladınız, nesliniz doldu. Yapamadınız, olamadınız, bu film sondu. Gittiğiniz rotada dümen kayboldu. Muhteşemsiniz. Oh,
nasıl yazarsın kendi halinde? Hep peşinden koşarlar, atarlar çelme. Aklın varsa kendine fazla dost seçme. Tam yükünü kendin çek, ellere deme. Aramadınız, sormadınız, şimdi ne oldu? Bulamadınız, yaraladınız, nesliniz doldu. Yapamadınız, olamadınız, bu film sondu. Gittiğiniz rotada dümen kayboldu. Aramadınız, sormadınız, şimdi ne oldu? Bulamadınız, karaladınız, nesliniz doldu. Yapamadınız, olamadınız, bu film sondu. Gittiğiniz rotada dümen kayboldu. Aramadınız, sormadınız. Aramazlarsa da sormazlarsa da biz sizin huzurunuzda hep olacağız Allah nasip ederse. Allah'ım yanlışa yönlendirmesin. Amin. O zaman bir tane daha gelsin. O zaman sizin de çok sevdiğiniz ne kanka dur değil. Sizin de çok sevdiğiniz bir türkü var. Cezayir'i biliyor musunuz Cezayir? Cezayir'i bilenler bir alkışlasın. Vay be. O zaman Cezayir gelsin baba. Az sesini. Buyurun. Cezayir'i devrilir Cezayir anam canım Cezayir sokakları mermer taştır güzelleri hilalde kaçtır Cezayir vay Cezayir anam canım Cezayir alkış çek. Harikasınız, harika! Cezayir'i gemileri yağlanır yağlanır da dört bir yana sallanır Cezayir anam canım Cezayir sokakları mermer taştır güzelleri hilalde kaçtır Cezayir vay Cezayir anam canım Cezayir. Yarın kolundan
Cezayir anam, canım Cezayir. Sokakları mermer taştı, güzelleri hilalde kaçtı. Cezayir, vay Cezayir anam, canım Cezayir. Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Vay be. Ne güzel oynadık böyle. Vallahi bu türküyü bize kazandıran kimse, unuttum kaç yılı oldu bilmiyorum ki. Şimdi Cezayir, sevgili Memduh Muhtarım, Serik'te değil mi? Serik'te çok oynanır. Yine Abdullah Gencer hocam, türkü babamız, Akseki'de de farklı bir format şeklinde oynanır. Ama bütün düğünlerimizde artık hani vazgeçilmez bir eser. Aslında Cezayir'in zurnanın en son deliğidir Cezayir. Düğün yapılır, yapılır, yapılır. Cezayir yol havasıdır. Düğün biter, Cezayir okunur, Cezayir'in üstüne türkü okunmaz. Ama bu taraflarda da bir yere festivale gitmiştik. Yani festivalde, Serik'te en az 10 kere o eser çalınıyor. Biliyor musunuz? Yani en az 10 kere. Çalmazsan göndermezler kesinlikle. Ne güzel ama sahip çıkılmış bir eser. Tabii. Tüm Türkiye tarafından seviliyor. Çeşitlemeleri var yalnız Cezayir'in. Tabii o var, o var. Aynen. Ben Antalya'ya düğüne geldiğimde, Ege'ye düğüne geldiğimde Cezayir'le başlıyorum, Cezayir'le bitiyor. Hamalete na tabi fihci diaplim min mesel. Cezayir, Cezayir. Cezayir'le bitiriyor. Valla ben önce size çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Koza TV ailesine ben ne çok demek? Teşekkür ediyorum. Hakikaten çizgisini bozmayıp düzgün, dürüst, hiç kimsenin hakkına tecavüz etmeden böyle bir program yayınlıyor ya. Ben Koza TV ailesine bir kez daha alkış istiyorum lütfen. Canım ailemiz bizim. İyi ki Koza TV'deyim. İnşallah ben de olurum. Ne demek, her zaman. İnşallah her zaman, ben de olurum. Her zaman kapılarımız size açık. Geldiniz de almadık mı kanalımıza? Vay. Her efendim, zaman buyurun gelin. Koza TV, Koza TV'de program yapmamı isteyenler bir yal kaldırsın Allah aşkına. Herkes. Adana'dan da bir kız da geçti, gördüm mü, gördüm mü, gördüm mü, gördüm mü. O zaman şöyle yapalım mı? Birazdan kaldığımız yerden bütün güzelliklerimize devam edelim yalnız. Şimdi reklamlar diyoruz. Sizler ekranlarınızın başından, sizler de Erdem Bayız Kültür Merkezi'nden kesinlikle ayrılmıyorsunuz. Yaşamınızın her alanını güzelleştiren Kazancı'nın sunduğu Şimdi Türkü Zamanı devam edecek.